Eko Lojistik, Eko Kadını sunar. Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün... Moda tasarımını konuşacağız. E aslında son dönemlerin en popüler konularından biri. Herkesin diline pelesenk oldu. İşte katma değer yaratmalıyız. Mutlaka markalar oluşturmalıyız. Yeni tasarımlar yapmalıyız. Falan. Ama realite ne? Bunu konuşmak lazım. Ee, kendi ismiyle aslında uzana, böyle Antalya'dan başlayan bir e, öyküyü de sizlerle paylaşacağız. Ve uluslararası marka da hem de tasarımlarıyla. Yani hedef marka olmak değil. Hedef e, orijinal tasarımları dünyaya tanıtmak. E, böyle bir isim bizlerle birlikte moda tasarımcısı Sayın Güler Baysal. Bugün Eko Kadın'ın konu. Sayın Baysal hoş geldiniz efendim. Hoş ee, şöyle bir öykünüze baktım. Oradan başlayalım. Çünkü galiba siz de moda tasarımını e, konuşurken o ipuçlarını almak gerekiyor. Siz biraz daha yakınlandım. <laughs> Antalya'da başlayan bir öykü. Evet Antalya'da. İtalya'ya kadar uzanıyor. Fakat her aşamasında yani e, gerek orada mesleki olarak kendinizi toparlarken gerek eğitim olurken hep bir tutku var. Evet. Hadi bize bu tutkuyu anlatarak başlayın da e, ondan sonra konuşacaklarımız daha da anlamlı olsun tasarım dediğimizde aslında öğrenilebilir gibi bir şey gibi görünüyor. Evet öğrenilebilir ama öğrenildiğinde yapay oluyor her şey gibi. Hmm. Ee, benim inancım bence doğuştan gelen bir tutku bu. Çünkü zaten tasarımı aşkla yapmadığınız sürece başarı bekledemez aslında. Ve ee, evet çocukluğumdan gelen bir şeydi bu. Yani çok klişe gelecek belki ama Var bir bebeklerimin bütün kıyafetleri, saçları, ayakkabıları baştan dikildi. Ee, bütün bebeklerimin bütün kendi kıyafetlerimin çocukluğumdaki kullanılan kullandığım kendi kıyafetlerimin bile hepsinin üstünde bir makas, bir dikiş, mutlaka bir şeyi vardır. Ve ee, tekstilci bir aileden gelmiyorum. Tekstilci bir aileden gelmediğim için aslında ailemde çok moda tasarımcı olmama destek olmamıştı o dönemlerdeyken. Üniversiteden sonra artık onlar da inanıp. hani. Şöyle ee, bilinen bir meslek yap doktor ol avukat ol. Evet ya, evet Herkesin her ama da aslında. Tabii, tabii ya, Türkiye şartlarına baktığında her Haklılar. ailenin e, kaygısı e, ama işte, o makas daha çocukluktan başlamış. Maalesef öyle oldu <laughs> maalesef mi diyeyim iyi ki mi diyeyim benim açımdan iyi ki. <laughs> ya Peki ondan sonra ee o eğitim süreci var. Evet. O eğitim sürecinde bir İtalya ee adresi var ki galiba büyük kırılmalar orada oluyor. Ne gördünüz İtalya'da? Şimdi şöyle bir durumumuz var. Ee, Türkiye'de maalesef ki yani eleştirel olarak yaklaşmak istemiyorum ama ki ee, akademiler ya da e, moda tasarım, moda sanayisi konusunda eğitimlerimiz maalesef eksik. Ben e, Ankara'da okudum aslında, sanat eğitimi aldım. E, daha sonrasında moda konusunda akademileri araştırırken Türkiye'de sadece bir tane akademimiz var. Onun haricinde hepsi yabancı tabanlı okullar. Yani İtalyan moda okuluyla başladım. Çok okulu ziyaret ettim, görüşmeler yaptım aslında ama. Ee, İtalya modanın gerçekten doğuş noktası şu an hala başkent olarak adlandıramam ama İtalya dediğimizde gerçekten herkes bütün büyükten küçük nesle kadar büyük anneleri büyük anneannelerine varıncaya kadar hepsi aslında çok iyi terziler. Dolayısıyla ee... kültür var evet bu kültürde yaşıyorlar. Bir şeyi öğrenmek, bir dili öğrenmek istediğimizde o ülkeye gitmeden gerçekten ana diliniz gibi nasıl konuşamazsanız hı hı. benim inancım da bu yöndeydi. Bir yerin gerçekten o kültürünü yaşamadan onlar gibi olamazsınız. Tutkunuzu nasıl terbiye etti mesela İtalya'daki eğitim? Aslında terbiye etmedi. Hadi terbiye hadi. etmiş olsaydı... <laughs> Hatta bastırmış durdurmuş bunu, olsaydı e, şimdi, nasıl diyeyim bilimsel terbiyeden bahsediyorum evet bilimsel terbiye gerçekten tasarım demek e, bir koleksiyon hazırlamak demek ya da bir kıyafet hazırlamak demek en basit çok küçük bir örnek vermek istiyorum bir hocamız bu Versace'nin bir sözüdür aslında hı hı. ama e, marka olarak değil isim olarak söylence, isim olarak söylüyorum ben bu e, e, bir tasarımcımızın sözüdür aslında ...dünyaca bilinen bir tasarımcının sözüdür... ...biz giyinmiyoruz... ...giydiriyoruz... ...biz bunu öğrendik... ...ve... Ee, ...teknik anlamda... ...kültürel anlamda... ...bir tasarımcının nasıl... ...yaşaması gerektiği anlamında... ...çünkü bu bir hayat tarzı... Evet. ...ona göre yaşamanız lazım... ...bir tasarımcı çok disiplinli yaşaması lazım... ...çünkü üretimin içindesin... ...ruhunun rahat olması lazım... ...beslenebileceğin kanalların... ...olması lazım. Dört duvar arasında kalarak... ...beslenemezsin. Ruhunu doyuramazsın. Önce ruhunu doyurman lazım. Çünkü biz hayal satıyoruz. Hayali uyguluyoruz. Hayali üretiyoruz. Bir şeyler yaşıyoruz. Hayallerinizi ürün yapıyorsunuz. Hayallerimizi ürüne aktarıyoruz. Dolayısıyla... Orada ince bir çizgi var. Yorumunuzu merak ederim açıkçası. Ee, e, çok iyi tasarım potansiyeli olmakla o hayalleri o tasarımı endüstriyel olarak kurgulamak arasındaki farkı bizim birçok tasarımcımız kaçırıyor e, o dengeyi nasıl kuracağız? Çünkü teknik bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bizim normal eğitim sistemimizde hı hı. öğretim sistemine dayalı olduğu için İtalya'da benim en güzel öğrendiğim şey bu. Kalıbı mantık çerçevesinde çıkarmayı öğrendik. Bir tasarımcının kalıp bilmesi lazım. uygulanabilirliliğini görmesi için kalıp bilmesi lazım. Kalıp çıkarmak zorunda değil ama kalıp bilgisinin tekniğini olması, bilmesi lazım. tekniğini bilmesi gerekiyor. Yoksa uygulanabilirliği olmuyor. Siz e, hatta bence demin sohbetimizde e, geçti ve benim çok ilgimi çektiği için burada da dile getireceğim. Açarsanız sevinirim. Sadece kalıp, değil, geometri, matematik her şeyi bilmesi evet, lazım. Evet, bir diyorsun. tasarımcının analitik düşünebilme yeteneğine sahip olması lazım. Yani matematik, görme. Çünkü e, inşaat yapıyorsunuz. Heykel Doğru yapıyorsunuz. Aslında. Yani tasarım yaparken milim milim ölçerek bedene oturtuyorsunuz. Artistik anatomi dersinizin almış olmanız lazım. Anatomiyi çok iyi tanımanız lazım. Renk bilginizin çok iyi olması lazım. Tabii ki de bunlar birer birikim. Hı hı. Sadece okulda verilen eğitim değil. Dediğim gibi o kültürün içinde yaşadığınızda onları alıyorsunuz. Çünkü onlar öyle yaşıyorlar. Bir de hayatın tadını çıkarabilmeniz lazım. Çünkü tasarımcısınız. Beslenecek. Evet. O kültür öyle bir kültür olduğu için oraya gitmeyi tercih ettim. Bence iyi de etmişsiniz. Tam bu aşamada size bir şey soracağım. Ee, merak ediyorum aslında bu aklımda yoktu ama şimdi siz bunları e, anlatınca şimdi öyle bir noktaya gidiyoruz ki endüstri açısından e, kişiye özel üretimlere doğru gidiyoruz. Özellikle işte e, üç boyutlu printerlarla ürüne göre değişir bu ama hı hı. E, bu aynı şekilde bence e, bir gün kıyafetlere de gelecek. Geldi şunu merak ediyorum Mesela e, son derece iyi bir tasarımcısınız endüstriyi iyi okuyorsunuz ve bir yandan da yazılım boyutu var hı hı. şimdi bu, bu üçlemeyi anlayabiliyor mu yazılımcılar anlıyorlar aslında fakat e, dediğim gibi yani yapılabilirliliği çözebilmemiz için Önce analitik düşünebilme yeteneğine sahip olmamız lazım ve bu alanda çalışacak olan insanların çocukluktan bu yönde yetiştirilmesi lazım. Ben çok şanslıydım ki dedem beni gerçekten çocukluğumdan beri böyle yetiştirdi. Yani bizim evimizde oyunun içinde her zaman ama her zaman matematiğimiz vardı. Yani bir bebek istediğimizde bunun... Ee, hemen alınmaması, bir şeyler yapılması ödülü ve ne kadar verirsem ne kadar alırım ne kadar koyarsam nasıl olur masalların içinde hep matematikle büyüdüm. Belki de bu yüzden hani tamam aldığım eğitimler benim analitik düşünme yeteneğimi geliştirmiş olabilir ama, ama kökün iyi atılması lazım ee, temelin, daha, temelin lazım. daha iyi atılması lazım. O zaman lazım. mesela buradan şu, şu çıkar mı? Ee, bizim ee, belki de 5-6 yaşlarında çocukları potansiyel olan çocukları keşfetmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Aslında bu şekilde. Ama ee, yani ekonomik şartlarımıza ve bulunduğumuz şartlara baktığımızda da aileler de haklı olarak imza yetkisi olan birer meslek edinmelerini istiyorlar. Ya. Çünkü hayati kaygı vardır. taşıyorlar. Tabii şimdi o da ayrı bir e, tartışma konusu. Yani e, bugün işte Bundan beş sene sonra daha doğrusu iş hayatına atılacak çocukların e, yapacakları mesleklerin yüzde 60-65'i yok, daha yok. Yani. Ama tasarım olacak. Ee, İnşallah. Yani ne yaparsanız yapın işin içinde i̇şte, tasarım olacak. Bel kemiği başlangıç noktası her işin tasarımdır. Peki aslında katma değer de orada olacak ama e, şimdi bizim yine son dönemde biraz da haklı olarak ama ezbere konuştuğumuz bir konu var. E, işte kilosu 1.3 dolardan mal satıyoruz biz dünyaya. Hı hı. Bunu arttırmamız için ne diyoruz işte katme değerli yapalım ama marka olalım, marka olalım. Şimdi e, sizin ilginç bir marka bakış açınız var. Siz marka olma yolunda gidiyorsunuz, tamam. Fakat e, marka yaratma peşine düşme kaygınız çok ilginç herkes gibi para kazanmak için değil başka bir şey için marka olma hedefindesiniz. Çünkü Onu biraz... kutabelleşmek istiyorum. Hadi izleyicilerimize de paylaşır mısınız? Evet. Onu. Ee, tekrar söylüyorum ben bir tasarımcıyım ve e, bütün dünyaya tasarımlarımı tanıtabilmek için marka olmak zorundaydım. Yani kendi ismimi taşıyan bir marka kurmak durumundaydım. Koleksiyonlarımın hikayelerini anlatabilirim. Ama markamın hikayesi benim hayatımın hikayesi. Yani bunu anlatamam. Dolayısıyla e, tasarımlarımla marka oluyorum. Tasarımlarım beğeniliyor. Onlar satın alınmak isteniyor. İstek doğruluyor. İhtiyaçlara göre... Tabii ki de şekilleniyor. Ama özüne baktığımızda benim hayatımdan parçalar o kıyafetlerin üstünde. Bu ilham da çok ilginç. Mekteplilik bir de alaylılık var. Hı hı. E, çok enteresan dünya çapında tanınmış isimleri mark olmuş isimlerden ilham alıyorsunuz. Ve konuşuyorsunuz onlarla bile bir. Evet bilebilir. onlarla görüştüm. Şimdi, e, ne söylediler mesela isim isim saymayacağım. Orada. Hı, tabii ki de. E, çünkü galiba o bile patente konuymuş. Hiç gerek evet. yok şimdi patent <laughs> evet. Evet. ödemeye veya telif ödemeye ama e, o isimler size ne anlattı ki bu yolculuğa girdiniz? Çünkü ben bir yolculuğa çıkarken bunlar ne yapıyorlar? Ya da bir yere giderken beslenmek için gerçekten sırt çantamı toparlayıp e, bir gecede karar verip bir ülkeye gidebiliyorum. Hı hı. Ve onların kapısını normal bir şekilde çünkü ben etten kemikten yapılmış bir insanım ve Kendime ait bir bilgi birikimim, bir kültürel birikimim var. Kapılarını çok rahat çalabilecek seviyedeyim. Çünkü onlar da öyle insanlar. Onlar da aynı yolculuktalar. Onlar da bu yollardan geçti. Kapılarını çalıp ben bir tasarımcıyım. Türkiye'den geliyorum diyorum. Ve e, en çok hayran oldukları nokta çünkü ben tasarımcı olduğumu dile getiriyorum. Bir dakika onu açın o kritik bir şey. Evet. Biraz da iç açıcı. Evet, acıtıcı. iç açıcı bir durum. Bir kere karşılaştım. Bir tasarımcı, dünyaca ünlü bir tasarımcı karşısına aldı beni ve kahve içmek istedi. Tamam, içelim dedim. Oturduk. Çok üzülüyorum biliyor musun dedi. Çünkü dedi yüzlerini bildiğim belli tasarımcılar Türkiye'den geliyor ve bana müşterimmiş gibi davranıyorlar dedi. Model. Model alınıyor. E biz şimdi çok ciddi bir e, üreti, üretici ülkeyiz. Yani üretim ülkesiyiz. Sorunumuz üretim. ürettiğimize değer katamıyoruz. Biliyorum. Çünkü tasarımcıya değer verilmiyor. Ve çok özür dileyerek şunu söylemek istiyorum. Fikirsiz miyiz de niye onlardan onların modelini alıyoruz? Bu kolaya kaçmak. Ki burası Anadolu. ...ne motif, nelerimiz var, Hayır. nelerimiz var. Ya bizden önce de Anadolu'ymuş, motif cenneti tabii Tabii olması. ki de, tabii ki de. Ben e, bir projemde Kütahya'da... E, ...iğne oyası yaptık elbiselerle. Orada çalışan alaylı dediğimiz zanaatkarlarla. Hani ben sanatçıyım ama zanaatkarlarla çalıştım. Ve... Ee, çok üzülüyorum. Çünkü hepimiz üniversiteye gidiyoruz, tasarımcıyız diye çıkıyoruz. Mesela tasarımcı olmak isteyenler. Zanaatkarlık öldü. Bir ülkenin ya da bir ekonominin zanaatkar kısmını kestiğimiz zaman, orayı kırdığımız zaman ben de açıkta kalırım. Ben de üretememeye başlarım. Bence yanlış buradan başlıyor. Demin e, o dünyaca is, ünlü ismin söylediği bir biraz benim canımı acıttı. E, biz tasarımcılığı etiket olarak mı seviyoruz yoksa mesleğimizin kölesi olmaya mı niyetliyiz? Maalesef. Etiket, etiket olarak. Miyiz? Yani ülkemizde ülkemizde çok üzülerek söylüyorum bunu. Benim tarafımda olan tasarımcı arkadaşlarımız da var. Etiket olmak zorunda bırakılıyoruz. Biraz etiket peşinde değiliz aslında. Etiket, etiket peşinde bırakın... olan kişiler de Bu ayrı. Tamam her yerde. Var. Şimdi bu etiket o, e, olmak zorunda bırakılmak ne? Onu biraz açar mısınız bana? Etiket olmak zorunda bırakılmak şöyle. Ee, bir yeteneğim var. Bunu ortaya koyuyorum. Hiçbir destek alamıyorum. Yatırım anlamında ya da e, bir PR değerinin olması gerekiyor ki belli kişilerle çalışabilesin. Kendini duyurmak zorundasın deniliyor ve belli yerlere, belli e, yönlere doğru kaydırılıyorsun. Ama ben bir tasarımcıyım. Yani hani e, o yüzden bunları yapmak zorunda değilim aslında. Siz de dahil. O yüzden mi herkes yurt dışına kaçıyor bu konuda? Evet. Maalesef kaçmak zorundayız. Çünkü Belli bel kemikleri vardır moda dünyası deyince. Dünyada özellikle İtalya'da bu şekilde çalışılıyor. Yöneticin vardır. Sen tasarımcısındır. Senin asistanın vardır. Ee, senin yöneticilerin var. Yöneticinin altında yöneticilerin vardır. Bir sistemin vardır. Bütün tasarımcılar bu şekilde çalışırlar. Ama bizim ülkemizde ben kendim de dahil olmak üzere tasarımcı olarak insan kaynaklarının problemini de ben çözüyorum. Mali işlerle de ben uğraşmak durumunda kalıyorum ve inanın çok aradım Türkiye'de iyi bir yönetici. Marka yöneticiliği farklı algılanıyor çünkü bu konuda eğitimimiz eksik ya da e, moda dünyası, tekstil dünyası mı buna zorluyor bu yöneticileri. Hiçbir fikrim yok. En son ihraç getirmek zorunda kaldım. Evet yani. Yurt dışından bir yöneticim var şu anda. Mecbur kaldık yani. Hani çok mutluyum çünkü şu an sistemim oturuyor, şu an düzenim oturuyor. Ama niye biz kendi dilimizi konuştuğumuz insanlarla birebir bu işi yapamıyoruz? Ben, ben sizden bir tasarımcı olarak pazarlama, satış, muhasebe ve e, insan kaynakları ve aynı zamanda tasarımcı e, müdürlüğüm istiyorum. Evet. Evet, karşıdaki kişi bunu istiyor. Diyor zaten galiba tasarım yapmaya vakit kalmıyor. Evet, gençleri işte birkaç saat eksik uyuyup ki uyumam gerekiyor. Ya da e, gündüzleri birkaç saat uyumayıp ya da normalde spor yapmam gerekiyorsa çünkü sağlıklı Hı -hı. olmam gerekiyor. Çünkü tasarım dediğinizde gerçekten çok disiplinli yaşamanız lazım. Sağlıklı yani, bir zihne sahip siz olmanız lazım. Daha doğrusu doğru bir sistemin işte ben tasarım yaptım. Evet zaten bu markanın da bir yolculuğu olacaktır. Ama benim uzman bir eee pazarlamam, e, işte vergi ya yani diyeyim, mali müşavirim, e, belki satış temsil e, satış e, uzmanım vesaire vesaire. Neyse. Hatta bir genel müdürüm. Hı hı, Bunun olması güzel. gerekiyor. Değil mi? Evet, evet. Biz Çünkü şöyle bir şey var. Evet bizi boğuyorsunuz. Yani. Dur <laughs> ya, <laughs> <doğru, gülüyor> Hayır, hayır hayır. Ama... Birçok tasarımcı arkadaşım adına konuşuyorum şu anda. Çünkü benim gibi bu acıyı çeken çok tasarımcı arkadaşım var. Bizi boğuyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Ben tasarımcıyım, sanat yapıyorum, hayalimi koyuyorum ama bana hayal kurmaya fırsat bırakmıyorsunuz vergiyle. <laughs> çok güzel. Yani ben ne normal şartlarda tamam anlarım. Ama benim işim bu değil. Ben çünkü hayalimi koyuyorum ve bir şey yaratıyorum. Yarattığım şeye bebeğimmiş gibi bakıyorum. O satılırken üzülüyorum biliyor musunuz? Çünkü o benden Peki. alındı artık. Çünkü onu ben Kamuya yarattım. E, o konuda profesyonel birinin devreye girmesi gerekiyor ki asla tasarımla hiçbir alakasının olmaması gerekiyor. Sadece maliyeti düşünmesi gerekiyor. Sizde şöyle bir durum var anladığım kadarıyla. Yani siz derken sizin evet, temsil evet, ettiğinizde İşte vergi dairesinden çıkıp ee, işte atıyorum time giderken yolda tasarım, <laughs> bunu mu istiyoruz. Yolda evet, bir tasarım. Aynen yapılmış. öyle. Yani hani bu şu demek değil. Tabii ki de böyle hazır giyim tasarımcılarımız da var. Bunlar kol kol. Biraz önce tekrar dile getireceğim. Tekrar e, sordunuz ya yani neden İtalya? Bu e, Türkiye'de maalesef hala oturtulamadı. Ben tasarımcıyım deyince ben hazır giyim tasarımcısı değilim mesela. Onu da yapıyorum. Pijama yapabilme yeteneğim var. Ha, Ama kendi içinde uzmanlık, de var. Tabii ki de. Yani tabii tasarımcı ki de. her şeyi tasarlayacak diye bir şey yok. Bir şey yok. Bir konusu var. Şimdi, bir çok şeyi yaparken hiçbir şey başaramazsınız. Ama bir şeyi hiç öyle bir iyi yaparsınız ki herkes sizi onunla bilir. Ve en başarılı noktaya gelirsiniz. Güler Baysal e, ne seçti burada? Onu ben aslında uzmanlık alanım hot kütür ve kutür. Ama bir alt line çıkardık. Toptan satışımız için Laanka diye bir marka kurduk. Peki şimdi bakın bunu konuşmak istiyorum. Çünkü e, kısa bir ara vereceğim ve e, Tabii aranın ki. ardından bunu konuşmak istiyorum. E, İta, işte Antalya'da başlayıp İtalya'ya kadar uzanan orayı da bir şekilde incelemiş. E, Anladığım kadarıyla kültürünü de benimsemiş bir tasarımcı. Herkesin aklına şu gelir ki e, ilk fırsatta Avrupa pazarına iş yapmaya çalışır. Evet. Siz <laughs> burada hedef bozuyorsunuz. Bunu konuşacağım. Tabii. Ee, hiç ummadığınız yerlere iş yapmaya başlıyorsunuz ve bilinçli bir şekilde bunu konuşalım. Kısa bir ara buradayız. Ekolojistin sunduğu Eko Kadın devam edecek.